8 yaşındayken Muharrem ayı tutarken çok susadım. Perdeleri örttüm, Allah görmesin, bir yudum su içeyim de. Allah görmedi. Allah kalbim demiş, bilemedim. Çocukluk gider, beraber giderler. Oğa gider, beraber giderler. Müsaitlik olsun diyelim. Alevilik sizin için ne ifade ediyor? Ay çok büyük bir varlık. Allah bize öyle bir varlık vermiş ki kızım. Dünyayı versen kabul etmem. Bu Alevilik sevgisinden başka. Ali bize vermiş, Veli bize vermiş, 12 imamı bize vermiş. Ne diyeyim, bütün Ehl-i Beyt sevgisi bizde. O olmasa biz yaşayamak. Hacı Bektaş bir bambaşka gönüllere tac olmuş bir kimse. Öyle gelici geçici bir şey değil. Burada bir tanesi geldi, adını söylemeyeyim. Alim bir kimselerden. Anne bize Aleviliği anlat dedi. Alevilik anlatılmaz dedim. Yaşamın içinde dedi. Horasan İmam Rıza'nın oraya gittim. İran'a. Hazreti Pir'in okuduğu yerler anlatacak gibi, tarif edecek gibi değil ki. İmam Rıza da 12 imamlardan bir tanesi. Musa-i Kazım, İmam Rıza, Tağını. Hep 12 imamı, 12'sine de gittim çok şükür. Şah İsmail de orada. Şah İsmail niye? Nasıl Şah İsmail olmuş? Yavuz Sultan Selim bizlere zulmederken Şah İsmail de Alevilere sahip çıkıyordu. Hep kaplarımızın işaretlendiğini gördüm. Bizim küçüklüğümüzde. Buranın belediye üyesi bana 4,5 milyar ceza gönderdi. Evine kurban kesiyorum. Misafir alıyorum diye. Mahkemeye verdim. Mahkemeye varınca hakim dedi, bura dedevidir dedi. Alevinin etikatıyla oynanmaz dedi. Dergahtır dedi. Bu dergah ebeveynattan beri devam ediyor dedi. Kimse bir şey diyemedi. Mezbanede satlık et kesilirdi. Hak'a giden kurban hak yerinde kesilir dedi. Daha dünkü olay. Onun için biz zulma zulüm etmek. İnsanlığına karşılık verdik. O zulma zulüm eden kötülük işidir. Onun için ben çocuklarımızın hepsine dediğim, bu vatan size emanet, sevgiyle okşan birbirinizi, hayırlı kazanç kazanın, onu bunu çarpma, çarpma, vurma, Allah deyin, Allah'ınızı yitirmem, Peygamberinizi yitirmem, elinizi sevin, yolunuzu sevin. Eyvallah.